Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ehliyet sınavlarında el sınavlarda çıkacak olan ilk yardım sınav sorularından 25 adet sınav sorusu birlikte çözeceğiz. Detaylı açıklamalı, önemli Eylül, Ekim, Kasım, Aralık sınavlarında çıkabilecek sorular. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Daha önce atmış olduğum animasyonlu sınav sorularını mutlaka çözelim. Hem konuları hem soruları kanalımızda Dedim Şeker Akademi Ehliyet Alıyorum kanalı ve Ehliyet Serecek kanallarında %100 çıkacak sınav soruları sizleri bekliyor. Evet. Hemen başlayalım. Tabii ki YouTube kanalımıza abone olduktan sonra arkadaşlar Instagram hesabımızdan da bizleri takip ederek çıkabilecek soruları oradan da takip edebilirsiniz. Nedim Şeker Akademi Instagram hesabı. Soru 1. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir? Trafik, girişim, ilk yardım, yöntem. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını aza indirmek demek nedir? İlk yardım demektir, değil mi? Evet, cevabımız Ceyhan seçeneğidir. İkinci sorumuza hemen bakalım. Yukarıdaki soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası olan uygulamayı sormuşlar. A. İlaçla tedavi, B. Hasar tespiti, C. Temel yaşam desteği, D. Olay yeri değerlendirmesi. Bakın birinci halkamız arkadaşlar, birinci halkamız 1-1-2 aramak. İkinci halkamız temel yaşam desteği. Temel yaşam desteği. Üçüncü halkamız ambulans ekibinin gelmesi. Dördüncü halkamız da hastane acil servisinde nedir? Müdahalenin yapılmasıdır. Burada bize İkinci halkayı sormuşlar. Tabii ki ikinci halka temel yaşam desteğinin yapılmasıdır. Birinci ve ikinci halkayı ilk yardımcı yapar. Üçüncü ve dördüncü halka ise sağlık personeli yapar. Hemen üçe bakalım. Üçüncü sorumuz gelsin. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan A neyi ifade etmektedir? A. Kanamanın durdurulması, B. Dolaşımın değerlendirilmesi, C. Solunumun yolunun değerlendirilmesi, D. Hava yolu açıklığının sağlanması. ABC çok önemli arkadaşlar. ABC'de mutlaka sınavda soru geliyor. A deyince hemen aklımıza ne gelecek? Hava yolu açıklığının sağlanmasıdır, değil mi? Hava yolu açıklığının sağlanması. Evet. Yani Denizli seçeneği doğru cevap. B nedir? B solunum yolunun değerlendirilmesidir. C ise dolaşımın değerlendirilmesidir. A, B, C'yi de mutlaka bilmeniz gerekir. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? 1. Kaza zedenin tedavi edilmesi. 2. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması. 3. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması. İlk yardımın öncelikli amaçları. İlk yardımcının yapması gerekenler, değil mi? Öncelikle bir kere tedavi değildir arkadaşlar. Tedavi ilk yardımcı yapmaz, sağlık personeli yapar. Birin olduğu seçeneklerin tamamını elemeniz gerekir. Bakın Adana seçeneğini eledik arkadaşlar. Evet. Bursa seçeneğini eledik. Deniz seçeneğini eledik. Tabii ki cevabımız nedir? Ceyhan seçeneğidir. 2 ve 3. 5. soru.
Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? Bir kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. 2. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. 3. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yapılır. Öncelikle kazazedenin arkadaşlar tam tıkanmada Heimlich manevrasında bakın Heimlich manevrası tam tıkanma karına bası uygulamadır. Sınavda %100 geliyor. Farklı sorular da geliyor. Belki bu sorular içerisinde vardır. Şimdi ilk yapmanız gereken nedir? Kazazedenin arkasına geçip sarılmanız değil mi? Gövdeye sarılma kavramadır. Yani 2'nin en başta olması gerekiyor. Bakın 2'yi en başa alıyoruz. Daha sonra bir elin baş parmağı midenin üst kısmına gelecek şekilde ne yapıyoruz? Yumruk yapıyoruz. En son olarak da kuvvetle arkaya doğru bastırıyoruz. Evet. 2-1-3 şeklinde olur. 2-1-3 2-3-1 2-3-1 hangi seçenekte var? Bakın Bursa seçeneğinde doğru cevap. Hemen 6'ya geçelim. Şok pozisyonda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmamızın yararı nedir? Sık sık soruluyor arkadaşlar. Beyne kan gitmesine yardımcı olmak, vücut sıcaklığının artmasına yardımcı olmak, sindirimin düzenli çalışmasını sağlamak, solunum düzelmesine yardımcı olmak. Şok pozisyonunda bildiğiniz gibi ayaklar 30 santim, bakın 30 santim yukarı kaldırılır. Buradaki amaç nedir? Neden bu şekilde yapılıyor? Sebep nedir? Hocam, beyne kan gitmesine yardımcı olmaktır esas amaç. Cevabımız Adana seçeneğidir. 7. sorumuza bakalım. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir? A. Tıbbi yardım istenmesi. B. Yaralının hemen araçtan çıkarılması. C. Yaralının hemen hastaneye taşınması. D. Trafik can ve mal güvenliğini sağlaması. Can güvenliğini sağlanması. Trafik kazalarında müdahalede ilk yardımın birinci adımı tabii ki nedir? Trafik ve can güvenliğinin sağlanmasıdır. Birinci adım Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 8'e geçelim. Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir? Koruma, bildirme, kurtarma, müdahale. Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması demek ikinci bir kaza olmaması için olay yerinde gereken tedbirleri almak demektir. Biz buna ne diyoruz hocam? Koruma diyoruz değil mi? Olay yerini koruma altına almak. Evet. Bildirmek olay yerindeki hasta yaralıların durumlarını İlk önlem olarak tabii ki ilk yardımcı gereken önlemi aldıktan sonra ne yapıyor? Eldeki imkanları kullanıyor ve karşı tarafa 1-1-2'ye bildiriyor. Kurtarmada temel yaşam desteği 30 kalp masajı 2 kurtarıcı nefes veriyoruz. 9. sorumuz şöyle, soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Evet, konuşamıyor, nefes alamıyor, rengi morarmış, acı çekiyor, ellerini boğazına götürüyor. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu bildirir? Tam tıkanma, kısmi tıkanma, damar tıkanması, solunum durması. Tabii ki verilenlere baktığınızda nefes alamadığını, renginin morardığını, acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediğinizde yabancı bir cisim kaçmış ise burada bir tam tıkanmadan bahsetmiş. Evet.
Adana seçeneği. Kısmi tıkanmada kişi öksürebiliyor, nefes alabiliyorsa. Bakın burada bir kısmi tıkanmadan bahsediyor. Ama soru tam tıkanmadır. Cevap Adana seçeneği. 11. 10. soru şöyle. Bebeklerde 0-12 ay tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması. B. Sağ elin yumruk haline getirilerek göğüs merkezine vurulması. C. Göğüs kemiği 6 santim aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması. D. Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 santim aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması. Evet, burada da arkadaşlar bebeklerde yani 0-12 ay bebeklerde bir elin tabii ki bakın bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 santim aşağı inecek şekilde basınç uygulanması gerekiyor. Yetişkinlerde ve çocuklarda göğüs kemiği 5 santim aşağı inecek şekilde basınç uygulanıyor. Bilginiz olsun. Evet, hemen 11'e geçelim. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerilerine sahip olmalıdırlar? A. Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için. B. Hastaları iyileştirecek tıbbi tedaviyi uygulamak için. C. Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapabilmek için. D. Kendisini ve yakınlarını sağlığını korumak için. Sürücüler ilk yardım bilgi ve becerilerine sahip olmalarının sebebi ilk müdahaleyi yapmak değil mi? Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapmaktır. Amaç Ceyhan seçeneğidir. 12'ye bakalım. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir? Koma. Koma uzun süreli bilinç kaybıdır. Bayılma. Sara krizi, ateşli havale. Burada bayılmayı sormuşlar arkadaşlar. Kısa süreli yüzeysel geçici bilinç kaybıdır bayılma. 13. sorumuza geçelim. 13. soru baş ve omurga yaralanması olmayan bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir? Burada baş çene pozisyonunu sormuşlar. Mutlaka sınavlarda geliyor baş çene pozisyonu. Bakın Ceyhan seçeneğinde doğru verilmiş. 14. soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Yaralının üzerinin temiz pamukla kapatılması. B. Yarada kanama varsa durdurulması. C. Yara içinin kurcalanması. D. Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması. Yaraya saplanan yabancı cisimler kesinlikle çıkarılmaz, kurcalanmaz. Pamuk kullanılmaz arkadaşlar yaralılarda. Yarada kanama varsa durdurmaya ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Cevap Bursa seçeneğidir. 15. soru sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır? 10, 18, 12, 20, 14, 22, 16, 24. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikada solunum sayısı 12-20'dir. Cevap Bursa seçeneğidir. 16 boyun omurlarında yaralanma olduğunda şüphelenilen bir kazazedeyi aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Dolaşım kontrol. B. Solunum kontrol. C. Çeneyi göğüse iyice yaklaştırma. D. Sırt üstü düz bir zemine yatırma. Evet. Burada arkadaşlar boyun omurlarında eğer bir sıkıntı varsa bakın ne yapılmaz? Çeneyi göğüse iyice yaklaştırma nedir? Yapılmaz değil mi? Yaklaştırılmaz. Yani şurada bunu şöyle sormuşlar. Eğer diyor boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye
Bahçen'e pozisyonu nedir? Verilmez. Çeneyi göğüse iyice yaklaştırma yapılmaz. 17. sorumuza bakalım. Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazı zedeye herhangi bir yaralanma yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir? Bilinci kapalı solunumu olan bir kazı zedeye herhangi bir yaralanma yoksa koma pozisyonu verilir. Koma pozisyonu nedir? Kişinin çevreyle olan bağlantısının tamamen kesildiği, uyananlara hiçbir şekilde cevap veremediği, çok derin bilinç kaybıdır, uzun süreli bilinç kaybıdır. Buradaki şekilde de koma pozisyonunu görüyorsunuz. Koma pozisyonu şekil olarak da arkadaşlar yatış pozisyonunu da sorabilirler. Buna da dikkat edelim. Hemen 18'e geçelim. Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir demiş bakalım. Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek. Bakın merhem kesinlikle yaralara sürülmez. Yara üzerine tendir diyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek kesinlikle yanlış bir uygulamadır. Tendir diyot kullanılmaz. C. Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek. Evet, yarada yarayı temiz pamuk kesinlikle kullanmıyoruz arkadaşlar. Mikrop emicidir. Yarayı sargı beziyle kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek. Evet, sargı beziyle kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, cevap tabii ki Denizli seçeneği doğru cevap. 19. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? A. Kalp durması, B. Bacak kemiği kırılması, C. Solunum yolu tıkanması, D. Delici göğüs yaralanması. Bakın bu soruda sık sık sınavlarda geliyor. Yıldızlı sınav sorularından delici göğüs yaralanması pozisyonudur. Cevap Denizli seçeneğidir. 20. sorumuz burun kanaması olan bir kazı zedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır? Bakın burun kanaması. 1. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. 2. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. 3. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. Burada bize yanlış olanı sormuşlar. Arkadaşlar bir kere sırt üstü kesinlikle başın geriye alınması yapılmaz. Birin olduğu seçeneklerin tamamı yanlış. Bakın arkadaşlar. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi asla yapılmaz. 1 ile 2 yanlıştır. Arkadaşlar bakın 1 ile 2 yanlıştır. Tabii ki yanlış olanı sormuşlar bize. Yirminci soru değil mi? Yirminci soru. Evet. Bursa seçeneği. 1 ile 2. Bursa seçeneği yanlış. Evet. Hemen 21'e geçelim. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlanmalıdır? Yetişkinlerde ve çocuklarda 5 santim çökecek şekilde olur arkadaşlar. Burada cevap direkt Ceyhan seçeneği. Bebeklerde 4 santim unutmuyoruz. Evet. 22 kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akması hangi tür kanama olduğunu gösterir? A. Diş eti kanaması, B. Atar damar kanaması, C. Toplar damar kanaması, D. Kılcal damar kanaması. Kesik kesik akan, açık renkte olan, kalp atımlarıyla uyumlu olan kan tabii ki atar damar kanamasıdır. En tehlikeli kan atar damar kanamasıdır. Bursa seçeneği doğru cevap. 23'e bakalım. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A boynuna boyunluk takıldıktan sonra B boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra C boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra D boyun bölgesine masaj yapılıp oturtulur şekilde. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması olan yaralıyı boynuna boyunluk takıldıktan sonra araçtan çıkarmamız söz konusudur. Cevap tabii ki Adana seçeneğidir. 23. soru. 24. sorumuz ilk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamadan hangisi göstermektedir? Solunumu duranlar, kalbi duranlar, şoka girenler. Direkt Adana seçeneği verilmiş cevap. 25 son soru arkadaşlar. Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz? A. Yaralıya dik oturur pozisyon verilir. B. Uzun tahta atellerle vücut tespit edilir. C. Yaralı sert bir zemine sırt yatırılır. D. Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olması sağlanır. Evet. Tabii ki omurga kırığı olan yaralılara kesinlikle dik oturur pozisyon nedir? Verilmez. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup 2022-2023'te sizlere çıkacak ilk yardım ehliyet örnek sınav sorularını çözebilirsiniz. Başarılar diliyoruz. Hem soruları hem de daha önce atmış olduğum konuları kanalımızda bulabilirsiniz. Trafik, ilk yardım, araç tekniği ve trafik adabı tüm sınav sorularını, yeni animasyonlu sınav sorularını kanalımızda bulabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.